Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli öğrencilerimiz, 7. kitabın 9. ünitesinin 8. dersini yapıyoruz. Bu ünitenin son dersi. Mütekaddim bir kitabının ilkini bitirmiş oluyoruz, birincisini. Evet. Burada da hatten tahtel masdar sınai fil cümellati, aşağıdaki cümlelerde masdar sınainin altına bir çizgi koy demişti. Biz bu ünitede neyi görmüştük? Masdar türlerini görmüştük. Değil mi? Bir önceki dersimizde, önceki derslerimizde sülasi fiillerin masdarlarının en çok hangi vezinlerde geldiğini öğrenmiştik. Burada da masdar türlerini gördük. Masdar sınai nasıl yapılırmış? Sonuna şeddeliya ve ta-i merbuta. Masdarul merre fe'le vezninde geliyormuş. Masdarul hey'e fi'le vezninde geliyormuş dedik. Masdarul merre sayı bildiriyor. Masdarul hey'e de durum bildiriyor demiştik. Şimdi bununla ilgili alıştırmalarımızı yapıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde masdar-ı sınayinin altına çizgi koy diyor mesela. Tutalibu tabakatul fakira bi tahkikil adaletil içtimaiye. Fakir tabakalar toplumsal adaletin gerçekleşmesini istiyorlar. Orada nedir? İçtimaiye bak. İçtimaiye şeddeli ya. O yüzden burası masdar-ı sınayi. El ihtibasul harariyi yuheddidu müstakbelel beşeriye. Küresel ısınma insanlığın geleceğini tehdit ediyor. El-ihtibasul harariye, sıcaklığın hapsolması. Yani ona küresel ısınma diyoruz. Beşer, beşeriye değil mi? Masdar-ı sınai. Kâne's-sâdetu yuamilûne'l-abîde bi-vahşiyye. Efendiler köleleriyle muamele ediyorlar idi. Nasıl? Bi-vahşiyye, vahşice. Vahş. Vahşiyye. Bak şeddeliya ve te masdar-ı sınav. Yecibu alel buldanin namiye tatbik-i demokratiye. Gelişmiş ülkelere gerekiyor. Ne gerekiyor? Demokrasiyi tatbik etmeleri. Demokrat, demokratiye. Yoksa namiyede mi masdar-ı sınavi oluyor? Orada mı masdar-ı sınavi dediniz? O zaman yanlış dediniz. Namiye değil arkadaşlar. O nami. Onun yağısı kendinden değil mi? Yağısı kendinden. Nema yenmi namiye. Bu müennesi. Namiyun namiyetün şeklinde. Tamam. Radiyun radiyetün şeklinde olduğu gibi değil mi? İnteşarat re'semaliye fi Avrupa'da, Avrupa'da kapitalizm yayıldı. Er-re'semaliye nedir? Kapitalizm. Sonunda şeddeliya ve ta-i merbuta var. Tesebbebet hadisetü Şernobil bi ekberi tesribatil iş'a'iyye. Çernobil olayı sebep oldu. Neye? Bi ekberi tesribatil iş'a'iyye. Nedir? Radyasyon sızıntılarının en büyüğüne sebep oldu. İş'a'iyye. Değil mi? Başka var mı? Yok. İş'a'iyye. Dikkat ederseniz sınai masdarların sonunda şeddeliya ve te bulunmakta. Sonraki alıştırmamıza bakalım. Havvil el kelimati leti tahtaha hattun fil cümellati ila masadir sınai'ye. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan kelimeleri dönüştür. İla masadir sınai'ye. Sınai masdarlara dönüştürünüz diyor mesela. A'da'ül insani kethirune fil asril hadisi. İnsanın düşmanları çoktur modern asırda. Modern asırda insanların düşmanları çoktur. Burada nedir? İnsan, insaniye. Yecibu en neqzi alel unsur fi hâzihil arz. Bu topraklarda unsuriyeti yok etmemiz gerekiyor. Değil mi? Unsur, unsuriye. Bu da ırkçılık anlamına geliyor. Diğerlerini yapalım. Elgati şuyu'u el melikel ferdiye. Burada şuyu'iye nedir? Parlamenter sistem el milkiye. El melik değil de arkadaşlar bu milkel ferdiye. Bireysel krallığı ne yaptı? Ortadan kaldırdı.
Yani parlamenter sistem veya komünizm anlamına da gelebiliyor. Şuyuiye ve milkiye diye. Tutalibu cemi'u şu'ub bil istiklal. Halkların hepsi bağımsızlığı istiyorlar. İstiklal, istiklaliye, bağımsızlık. El hurru esmenu ma yemtelikuhul insan. İnsanın sahip olduğu şeylerin en değerlisidir. Ne? El hur, özgürlük. Nedir? El hurriye. El hur, özgür demek. El hurriye, özgürlük anlamına geliyor. Lil ittisalati ehemmun azimetun fil hayatil insani. İletişimin insan günlük hayatta büyük bir önemi vardır. Ehemmun ehemmiyetun. Mesela şuradaki şekliyle bu cümleler yanlış olur bak. Ehemmiyetun azimetun. Bunları silip şunları koymak buraya daha doğru olacaktır. Burada da bak. Elgat eşşuyu'u değil de elgat eşşuyu'iye el milkiyetel ferdiye. Çünkü şuyu' müzekker, elgat gelmiş lan. Tamam. Diğerlerinde de aynı durum söz konusu olabilir. Ehemmun ehemmiyetun. Önem anlamına geliyor. Uktub masdarul merrel münasif fil fera. Boşluklara uygun masdarul merreleri yazınız diyor. Ve kafel hadirune. Hadirun durdu. Nasıl durdu? Takdiran lil faizine. Kazananları takdir ederek de mesela masdarul merre o fe'leten kalıbında geliyordu. O yüzden vakfeten diyeceğiz. Masdarul hey'e deseydi o zaman vikfeten diyecektik değil mi? O yüzden vakfeten takdiran lil faizine şeklinde söyledik. Ferihat rababu bi necahiha ferhaten. Bir defa sevindi. Burada vakfeten bir defa durdu anlamında. Çünkü normal masdar vakfen. Vakfeten, fe'leten vezninde olduğu zaman masdarul merre oluyor. Bu da fe'leten bak. Da'a ekram, bu feriha, ferahun onun normal masdarı ama masdarul merresi ferhaten şeklinde gelmiş oldu. Da'a ekram sadikahu ilel velime, ekrem arkadaşını düğün yemeğine davet etti. Vahideten demiş. Bir defa. Da'anın normal masdarı zaten da'veten. Ama masdarul merre demiş. O yüzden vahideten gelmesi gerekiyor. Buraya vahideten gelmeseydi bu da'veten normal masdar kabul edebilirdik. Mesela şu vahideten olmadı. Ekrem arkadaşını düğün yemeğine davet etti. Bir şey ama öyle bir davet etti ki sorma yani. Çok güzel, çok sağlam, iyi bir şekilde davet etti. Yani şunun anlamını pekiştirmek için gelmiş olacaktı. Çünkü bunun normal masdarı. Ama normal masdarı yine fealeten, masdarul merre vezninde geldiği için onun masdarul merre olduğunu belirtmek için sayı getiriyoruz buraya değil mi? Vahideten şeklinde. Deme'at aynul ummi, annenin gözyaşı akıttı. İşte annenin gözü gözyaşı akıttı. Lifiraqi velediha, oğlunun ayrılığına. Ne diyelim? Dem'aten, bir gözyaşı. Annenin gözü bir gözyaşı akıttı. Lifiraqi velediha. Tabi o bir gözyaşı en zor gözyaşıdır. Esqid dam'ane me, susuz kimseyi sula. Seqa yesqi seqiyeten. Değil mi? Sekiyete bak. Sekiyete ma'in. Suyla sulama. Tamam. Susuz kimseyi suyla bir defa sula. Hecemel la'ibune ve seccelul hedef. Oyuncular hücum etti. Ne? Kaç defa? Hecmeten. Bir defa. Hücum etti ve seccelu hedefen. Ve golü attılar. Golü kaydettiler. Heceme. Hecmeten. Heceme normal mastarı hucumen şeklinde gelir. Hecmeten olunca mastarul merre oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, şunu unutmayalım. Eğer fiilin normal mastarı fealeten şeklinde geliyorsa mastarul merre kalıbında, o zaman onun mastarul merre olduğunu belirtmek için sayı getiriyoruz. Ama diğer mastarlarda gerçek mastar farklı. O yüzden bu fealeten vezninde getirdiğimiz zaman hepsi
nedir? Mastarun merri olmuş oluyor. Sonraki alıştırmamızdan devam edelim. Havvil masadir el merre ila masadir fil cümellati ve gayr ma yelzem. Buradaki mastarları yok. Masadrul merre, merre mastarlarını dönüştür diyor. Ne? İla masadir. Normal mastarlara. Fiilin normal kendi mastarına dönüştür ve gerekli değişikliği yap diyor. Ekeltü ems ekleten. Dün bir defa yedim. Ekeltü ems eklen. Ekelenin mastarı eklen. Burada gerektiği durumda sözlüğe de bakabilirsiniz. Defa'tü semenel bida'ati defaten. İşte malın ücretini ödedim bir defa. Defaten. Defa'nın normal mastarı defa'n. Defa'n şeklinde. Râselet muna valideyha murâseleten vâhideten. Muna ana babasıyla mektuplaştı. Murâseleten vâhideten. Bunun normal mastarı, mastarın merresi murâseleten şeklinde geliyor. Normal şey, mastarın merresi murâseleten ise, yok yanlış söyledim. Murâseleten normal mastar bunun. Mastarın merresini nasıl yapmış? Vâhideten getirerek, değil mi? Ne demiştik? Mezit fiillerde sülasi olmayanlarda mastarı merre yapmak için normal mastarın sonuna T getiriyorduk, değil mi? Burada zaten T var normal mastarında. Ne yapacağız? O zaman sonuna bir vahideten getiriyoruz. Arapçada çare tükenmez demiştik. Normal mastarına, peki burada murasaleten vahideten mastarı merre ise normal mastarını nasıl yapıyoruz? Sonradan getirdiğimiz vahideteni silerek, değil mi? Bak ne demiş? Râselet Muna valideyha murâsaleten. Muna ana babasıyla mektuplaştı. Murâsalet. Ama öyle güzel mektuplaştı ki gibi. Tamam. Nazarat ezzebûnetü ile sivâri nazraten. Kadın müşteri bileziklere baktı. Nazraten. Bir defa baktı. Bu nasıl? Öyle bir baktı ki diyeceğiz. Nazran. Değil mi? Şâhedet uhtil müselsele müşâhedeten vâhideten. Kız kardeşim diziyi izledi. Müşahedeten vahideten bir defa. Bir defa izledi. Burada mastarul merre yapan şey ne? Müşahedenin normal mastarı zaten müşahedeten. Bunu mastarul merre yapmak için ne gelmiş? Vahideten gelmiş. O yüzden vahideteni sildiğimizde normal mastar olmuş oluyor. Aynı şu üçüncü örnekteki murasaleten vahideten de olduğu gibi. Bak müşahedeten. Bak şuradaki anlamı bir defa izledi ama buradaki anlamı yani öyle bir izledi ki yani anlamı pekiştirmek için gelmiş. Rakele la'ibul kurate, oyuncu topa vurdu rakleten. Bir tepik vurdu. Bir tekme vurdu anlamında. Ne diyeceğiz? Rakele raklen normal mastarı bunun. Rakleten mastarul merresi olmuş oldu. Buradaki alıştırmamıza bakalım. Dâhatten tahta mastarul hey'e fil cümelil âtiye. Aşağıdaki cümlelerde mastarul hey'elerin altına bir çizgi koy diyor. Feriha Câbirun binecâhihi firhatel muntasir. Zafer kazanan kimsenin sevinmesiyle sevindi. Burada firhate nedir? Mastarul hey'e. İptisame tabi buradaki firhaten şeklinde geldi. Mastarul hey'enin vezni fi'le firha şeklinde oluyor. İptisemet iptesemet suadu iptisametel haculu. Suat utanan utangaç kimsenin gülümsemesiyle gülümsedi. İptisame iptiseme yeptesumu iptisamun. Burada nedir? Hacul getirerekten bunu mastarul hey'e yapmış oldu. Matel cündiyu meytetel şucuan. Asker cesur kimsenin ölüşüyle öldü. Miteten. Mite. Fiile vezninde geldi. Cesur kimsenin ölüşüyle öldü. Rakazat tıflu rikzatel melhufi. Çocuk koştu. Nasıl koştu? Rikzatel melhuf. Yardım isteyen. İmdat diye çağıran kimsenin koşması ile koştu. Burada rikva
nedir? Mastarul heyye. Qade şabu seyyarete qiyadetel mutesabik. Genç adam arabayı sürdü. Nasıl sürdü? Qiyadetel mutesabik. Yarışmacı kimsenin sürüşü ile sürdü. Qade qiyade. Qade qiyadetel mutesabik. Bu mastarul heyyelerde nedir? Sonuna bir sıfat veya muzafı ile getirerek yapabiliyoruz. Bu vezinde gelmiyorsa eğer. Meşet esma'u mişyetel mütekebbir esma kibirli kişinin yürüyüşüyle yürüdü şeklinde burada da mişye mastarul hey'e olmuş. Sonraki alıştırmamıza bakalım. Ekmilil cümelel atiyete müstehtimen mastar hey'e münasibe dahikel faizu Dihketel mutekebbir. Kazanan kişi kibirli kişinin gülüşüyle güldü. Atebe Ahmet sadikahu. Ahmet arkadaşını kınadı. Muatabetel ehi. Kardeş kınamasıyla yani kardeş gibi kınadı, eleştirdi anlamında. Muatabetel ehi. Burada mastaru hey'e getiriyoruz değil mi? O yüzden ne yapıyoruz? Sonuna bir muzafun ileyh getirerek durumu açıklıyoruz. Ve kafe şurti yumurur. Trafik polisi durdu. Vikfetel muntazir. Bekleyen kişinin duruşuyla. Vikfetel muntazir. Fiileten vezninde geldiğine göre zaten heyet bildiriyor demektir. Ama sonuna yine nedir? Nasıl bir bekleyiş olduğunu ifade ediyoruz. Sahal cerihu sayhatel munadi. Yaralı bağırdı. Sayhatel munadi böyle nida eden, çağıran birinin bağırması ile bağırdı. Gafezel la'ibu gıfzetel ernebi oyuncu tavşanın zıplaması gibi zıpladı. Fahasal müşteri silate fihsatel haberi müşteri ticaret malını kontrol etti. Fihsatel habiri uzman birinin kontrol edişi gibi kontrol etti. Fihsate. Sonraki alıştırmamıza bakalım. İkra el cümelel atiyete ve vemle il cedvel. Evet. Ne diyor? Aşağıdaki cümleleri okuyunuz ve tabloyu doldurunuz diyor. Dolduralım. İhmarrat aynel ummi minel huzni ala veledihel esir. Annenin gözü kızardı. Nedir? Esir oğluna üzüntüsünden dolayı annenin iki gözü kızardı. Burada ne diyor? Normal mastarı bulunuz diyor. Burada el huzn mastar asil. Asil mastardır. Hecemel aduvu leylen hecmeten. Düşman geceleyin bir defa saldırdı. Fe'leten vezdinde. O yüzden mastarı merre olmuş. Sahal gariqu sayhatel melhufi boğulan kişi yardım isteyen çığlık atan ya da imdat diyen kişinin bağırmasıyla sayhatel melhufi şeklinde geldi. O yüzden sayhate mastarul hey'e oldu. Bu sayhatel melhuf şeklinde de kullanılabiliyor. Sonrasında açıklıyoruz ya. Yani yardım isteyen birinin bağırmasıyla bağırdı şeklinde bu yine mastarul hey'e olmuş oluyor. Vakafel qaidu fil ma'reketi vikfetel aptali komutan savaşta durdu kahramanların duruşuyla. Burada nedir? Vikfe mastarul hey'e oluyor. Bak vikfe yine mastarul hey'e oluyor. Yadunnun nasu ennel ganiye ye'ayşu hayatehu. Aişeten saideten. İnsanlar öyle zannediyor ki ennel ganiye zengin kişi hayatını böyle mutlu bir hayat ile yaşıyor. Ye'işu hayatehu aişeten saide. Mutlu hayat. Aişeten nedir? O da mastarul hey'e oluyor. Tekthuru servatun nıftiye fiddüvelil haliciyel arabiyye. Evet. Petrol servetleri artıyor. Nerede? Fiddüvelil haliciyel arabiye. Arap körfez ülkelerinde. Bakınız onu da gösterelim. Bunlarda mastarı sınai oluyor. En-nıftiye. Nıft, nıftiye. Haliç, haliciye. Arap, arabiye.
sonlarında şeddeli ya ve ta-i merbuta olduğu için. Sonraki alıştırmamızdan devam edelim. Üktüb muradifel kelimatil elleti tahtaha kattun fil cümellati. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan kelimelerin eş anlamlarını yazınız. Vesta'in bil mu'cem indel hace, ihtiyaç anında sözlükten faydalanın. Sekettu ve lem aktaniye. Sustum fakat ikna olmadım. Sekete nedir? Samete. Diğerlerini de yapalım. Samete yani inkata anil kelam. İnkata'tu anil kelam. Sözümü kestim anlamında. İza ibtedet hikayete seharatil mevcudin. Hikayesine başladığında orada olanları ne yapar? Büyüler. Hikaye kıssa. Kıssa teha. Ekleyebiliriz sonuna. Kuntu acizen an tebdili. Onu değiştirmekten aciz idim. Tebdil, teğyir olabilir. De'ani ehzimu hakaibi. Beni bırak, bana bir müsaade et. Çantalarımı hazırlayın, bağlayayım şeklinde. De'ani ismah. Ya da utrukni. Yani beni bir bırak anlamında. Bu utrukni'yi normal ya olarak da yazalım. Beni bırak, bir müsaade et. De'ani ekulu leke şey'en mesela. De'ani ekullek. Sana bir şey söyleyeyim anlamında. Ahzimu o da cema'i yani çantayı toplamak, dabata bağlamak anlamında. Vada'ul muvazzafi te'isun. Memurun hali perişandı. Çok üzgündü. Vada yani hali anlamında burada. Bede'et rihletehel hazinete munzu duhur. Üzüntülü yolculuğuna başladı. Munzu duhur. Zamanlardan dehir zaman demek. Duhur. Yani usur ezmine. Tabi ezmine daha çok zaman, ezmine, dehir, zaman anlamına geliyor. Uzun zaman. Tamam. Dehir ya da ezmine ya da usur şeklinde kullanılabilir. Ya da edderbu, ömür, yol anlamında da bazen olabilir. Ha hiyel en teşhedü humumena ve alamena. O şimdi bizim üzüntülerimizi ve acılarımızı görüyor. Teşhedü yani tuşahidu, tera, tenzuru anlamına geliyor. Sonrakine bakarsak Rabbetne ve sarat bina fi durubil hayati. Rabbetne bizi terbiye etti ve sarat bina fi durubil hayati. Bu hayatın yollarında, hayatın zorluklarında bizimle birlikte yürüdü. Sarat, sara, meşa. Durubi, derbul hayati. Yani hayatın akışı içerisinde yol anlamına da gelir. Mesela derbut tebane, saman yolu. Durubil hayati, yani hayatın çeşitli aşamalarında, kademelerinde. Yani ezmine diyebiliriz. Duhur, duhurul hayati olabilir. Uktub ukusel kelimati lati. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını yaz. Muvafik, muhalif. Hayaviye, canlılık. Humul, o da durgunluk, atalet. Acizun, aciz. Kadirun, güç yetiren. Ahidun, alan. E'ta, verdi. Anlamında. Ahudu, alıyorum. U'ti, veriyorum. Ahzimu, bağlıyorum. Çantayı bağlamak demek. Dabeta bir mana. Ev cema'a toplamak. Efukku çözmek ya da işte ayırmak. Samete sustu. Samtun sessizlik. Daciç gürültü. El esve en kötüsü. El afdal en iyisi. Müsteslimun teslim olan. Yani kaderine teslim olan. Musirrun bu da ısrar eden anlamına geliyor. Sonraki alıştırmamızdan devam edersek istihdimil kelimatil latiye fi cümelin mufid. Aşağıdaki kelimeleri düzgün cümle içerisinde kullanınız. Kullanalım. Adva nedir? Bu bulaşma demek ya da salgın. Salgın anlamına gelir. Mesela intakal adva virus korona ila kethirin minen nas. Mesela korona virüs salgını taşındı yani bulaştı. Nereye? İla kethirin minen nas. İnsanlardan birçoğuna. تنتقل الميكروبات المسببة للعدوى عبر طرق مختلفة. Mesela salgına sebep olan mikroplar taşınıyor. عبر طرق مختلفة farklı yollarla.
Yekfi, mesela burada fese yekfike, sana yeter onlara karşı Allah sana yeter, yekfi yeter anlamında. Şe'a yeşu'u teşi'u eşi'at şemsil arda kullaha, güneş ışınları yerin her tarafına ne yapıyor? Yayılıyor, aydınlatıyor, yansıyor anlamında. Teşu'u eşi'at şems, ışıkların yayılması. Şarafe, şarafel musafiru alel beled, mesela yolcu şehre şeref verdi, yani uğradı anlamına geliyor. Uğradı, vardı, geldi anlamına gelebilir. Ramazan şarafe alel rahil, Ramazan yani gitmeye, son günlerine geldi anlamına geliyor. Metinde de ne geçiyordu? Şarafet alel semanin, 80'li yaşlara vardı gibi bir anlamı vardı. Vâsâ yuvâsi, o da teselli etmek. Zâra sadîku veledel meyyit li yuvâsiye lehu. Arkadaş ya da herhangi bir kişi ölünün oğlunu ziyaret etti. Li yuvâsiye lehu, onu teselli etmek için. Ânede yu'anidunü zemânu velestu edri. Zaman benimle inatlaşıyor, benim tersime gidiyor. Velestu edri. Ve ben bilmiyorum. Limaza hakeza yeksu zamani diye devam ediyor şiirimiz. Son olarak irabımızı da yapalım. Burada ne istiyor? E'ribil kelimati illeti tahta hattun fil cümellati. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan kelimeleri irab ediniz. Eradet en tugayyiral hadise ragbeten minha fi en tersume ala vecihe ibtisameten. Nedir? Eradet en tugayyiral hadise, sözü değiştirmek istediği, ragbeten istediği için, minha yani kendisi istediği için, fi en tersume vecihi, benim yüzümde çizmek için, ibtisameten yani benim yüzümde bir tebessüm oluşturmak için, kendisi oluşturmak istediği için sözü değiştirmek istediği. Bunun irabını nasıl yapıyoruz? Anlamını bildikten sonra zaten irabını da kolayca yapabiliyoruz, değil mi? Burada en nedir? Harfun nasibin tugayyira fi'lun mudarin mansubun bil fetha ragbeten. Niçin değiştirmek istedi? Ragbeten mef'ulun lecli mansubun bil fetha. Kendisi istediği için, kendisinden bir rağbet, istek oluştuğu için. Fiilin meydana gelme sebebini açıklayan mastara mef'ulun lecli diyor idik. En tersume fi'lun mudarin mansubun bil fetha. İbtisame, tebessüm çizmesi, tersüme fiil, ibtisameten, o da mef'ulun bih mansubun bil fetha şeklinde olacak idi. Her gördüğümüz masları tutup mef'ulü mutlak filan demeyelim, değil mi? Burada ibtisameten, yani resim çizme, ibtisameten, normal isim gibi düşüneceğiz. Orada mef'ulun bih olmuş. La tetrukul eyyame teglubuk iglibha entem. Yani günlerin sana galip gelmesi için günleri bırakma. İğlibhe ente. Yani günleri rastgele akışına bırak. Her şey olacağına varsın deme. Sen mücadele et. Hayatın akışını sen belirle şeklinde. Tabi burada kaderle mücadele et anlamında değil. Başaramadığın işlerde teslim olacaksın ama elinden geleni yapacaksın. Sen önceden önlemini alıp çabalayacaksın diyor. La tetruk harfun cazimun nehilası, değil mi? Tetruk fi'lun mudarin meczumun. Çünkü bu cezmeden bir harf idi. Vel fa'l damir müstetir ente eyyameke mef'ulun bih mansubun bil fetha. Vel kaf damir muttasil mudafun ileyh. İğlib. Bu da nedir? Fi'lu emir mebnin ales sükun. İğlib. Değil mi? Ente. Ve damir ve fa'il damir müstetir ente ve ha damir muttasil mef'ulun bi. Ente damirun munfasilun tevkidun lid-damiril müstetir. İğlibha, sen galip gel. Ente, bak bir de burada tekit için seni getirmiş. Aslında iğlibin içinde ne vardır? Zaten bir tekit vardır. Tekrar o müstetir zamiri tekit için bu şekilde gelebilir. Mesela zehebe gitti, huve, o gitti. Fealtu, ben yaptım, ene, ene, ben diye arkadan ne yapıyoruz? Tekit ediyoruz. وَمَنْ يُنْفِقِ السَّاعَاتِ ف۪ي جَمْعِ مَالِهِ مَخَافَةَ فَقْرٍ فَالَّذ۪ي فَعَلَ الْفَقْرُ وَمَنْ يُنْفِقِ السَّاعَاتِ ف۪ي جَمْعِ مَالِهِ.
Kim diyor mal toplamak için saatlerini infak ederse mehafete fakrin fakirlik korkusundan dolayı vellezî feale el fakir fakirliği yapan zaten odur diyor. Yani mal toplamak için saatlerinin hepsini harcayan bak infak eden zaten fakirleşmiş bak. Zamanını ömrünü tükettin gerçek fakir sensin diyor. Men edatü şartın cazime cezmeden şart edatı yunfik fi'al mudarin meczumun bis sükun ve nedir? Liyennehu fi'alü şart. Neden meczum? Fi'alü şart olduğu için. Vel fa'il damir müstetir huve malihi ismun mecrurun bil kesre vel ha damir muttasıl mudafun ley mehafeten mef'ulun liyeclih mansubun bil fetha. Niçin infak ediyor? Mehafete fakrin fakirlikten korktuğu için o yüzden mef'ulun liyeclih mansubun bil fetha. Fellezî ismi mevsul mübteda fellezî fe'ale işte o onun yaptığı şey asıl fakirliktir. İşte yapan kişi. İşte bunu yapan. Fellezî fe'ale yapan kişi mübtedaun. El fakru fakirliktir. O da haber oluyor. Bunu yapan fakirliktir şeklinde. Haberun merfuun beddamme şeklinde. Üktüb mevduan tülekhithu fîhe kıssaten qara'teha ve a'cebetke. Okuduğun ve hoşuna giden bir kıssayı özetleyen bir kompozisyon yaz diyor. Bunu da yazalım arkadaşlar unutmayalım. Son olarak bu ünitemizde geçen kelimeleri hatırlayalım arkadaşlar ve bu ünitemizi ve bu kitabımızı tamamlamış olacağız. Bundan sonra tabi tedribat-ı ammede var. El-elemu defin. Defin defnedilmiş gizli demek değil mi? Gizli acı, derin acı. Erhat keffeyha hadnaha yani ellerini göğsünün hizasında bir araya getirdi demek. Erhat yani böyle rahat konuşmak için insanlar böyle yapar ya. Ellerini göğsünün hizasında bir araya getirdi. Annesi öyle konuşurken öyle yapmıştı. Şe'arat bil haraç. Haraç böyle zorluk hissetmek, sıkıntı hissetmek, utanmak anlamlarına gelebilir. Şe'arafet aleth-semanin 80'li yaşlara şeref vermi yani yaklaşmıştı. 80'li yaşlara merdiven dayamıştı gibi. Temettetemettea bi hayaviye böyle canlılığa sahip idi. Canlılığın tadını çıkarıyor. Canlılığa sahip anlamında. Yeşi'u nuran ışık saçmak, ışık yaymak anlamında. Taraha sualen, taraha soru attı. Yani soru yöneltti anlamında. Taraha sualen, taraha ra'yehu görüşünü ortaya attı gibi. İntekaletil adve. El-adva salgın demek ya da oradaki üzüntülü durum bana da bulaştı gibi. Naha, nevhan, nuvahan, niyaha, niyaha, menahan, ala. Yani bu naha böyle bağırıp çağırarak ağlamak, feryadı figan etmek anlamına. Feryadı figan etmek, ölüye çok ağlamak anlamına geliyor. Sesli bir şekilde ağlamak anlamına geliyor imiş. Naha. Sonraki kelimelerimize de bakalım. İkinci sayfada geçen kelimeler o uzun metnin. Buka ağlamak, nuvah o da ağlamak anlamında. Ved'uhu ta'isun yani onun hali durumu zaten sefil, berbat. Ta'isun perişan demek, bedbah. Ahneytu re'si. Ahna yani başımı eğdim. Hani başaklar başını eğer demişti ya başımı eğdim. Sade samtu beynena. Aramızda sessizlik hakim oldu. Sade efendi oldu yönetici. Samtu. Yani sade samtu beynena. Aramızda sessizlik hakim oldu. El umuru leyset ala ma yuram. İşler öyle hissedildiği gibi aydan istenildiği gibi değil. Kullu şey ala ma yuram diye biz söylüyoruz değil mi? Her zaman söylediğimiz şey. Kullu şey ala ma yuram. Keyfe haluke? Kullu şey ala ma yuram. Naam. Kullu şey ala ma yuram. Elhamdülillah. Şeklinde ifade ediyoruz. Dehrun edhurun. Bu da zamanlar. Dünya hayatının tümü, ömür anlamına da geliyor. Uzun veya kısa bir zaman. 1000 veya 100 bin sene vakit, asır, 100 yıl, çark, felek, çağ, dehir anlamlarına gelebiliyormuş. Bazen afet, musibet, bela anlamlarına da gelir. Sindiyan meşe ağacı demek. Sağlam ağaç. Lem ta'ud tubali bi gadril eyyam.
Artık günlerin, eyyamın getirdiği kadrini, zulmünü, ihanetini umursamıyordu. Lem te'attubali, bala yubali, yani umursamak. La ubali diyoruz ya mesela, umursamayan, la ubali diyoruz mesela. Bu bala yubali fiilinden geliyor. Günlerin kadrini artık umursamıyor. Ve la za'za'ater rihi, rüzgarların uğultusunu umursamıyor idi. Ahzim hakaibi, çantalarımı bağlıyorum. Çantalarımı topluyorum. Cema'a vabata bir mana. Durubil hayati, hayatın yolları, yaşam, kader anlamına geliyor. Durub yani daha çok yani hayatın yolu, kaderi anlamına. Ama buradaki dehir daha çok ömür anlamına geliyor. Bu zamanla ilgili, bu da yol ya da yaşam, kader anlamına geliyor. Yurathu miras olarak kalıyor. Yuverrisu miras bırakıyor bak. Yurathu miras olarak kalıyor. Yuverrisu miras bırakıyor. Mehrab kaçış yeri. El hiyata hata dikti, hiyata dikiş, terzilik anlamına geliyor. Arizaten tettesi'u limezidin minel iptisamati vel ferah. Arıza geniştir mesela. El hayatu arizatun, dünya geniştir. Tettesi'u limezidin minel iptisamati vel ferah. Tebessüm ve neşelerden daha fazlasını alacak kadar, daha fazlasına yetecek kadar geniştir. İnhanat tukabbilu re'si, başımı öperek eğildi. Annesi ne yapıyordu? Böyle eğilip başından öpüyordu oğlunun. Evet. İnhanat tekabbelu re'si. İnhanat tukabbilu re'si. Az önce yanlış okuduk. İnhanat kabbele yukabbilu hiye tukabbilu re'si. Başımı öperek eğildi. Bu dersimiz de burada bitti. Bu kitabı da bitirmiş olduk. Bundan sonraki tedribat-ı amme bittikten sonra intihar ders. Maasselame.